Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayın kahvenin yanında çerez niyetine tüketebileceğiniz nefis bir kurabiye tarifi hazırladım. Hemen şimdi tarifimin yapımına geçiyorum. Öncelikle oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 200 gram margarini çatalla güzelce ezdim. Daha sonra üzerine bir su bardağından iki parmak eksik pudra şekerini ekliyorum ve çatalımla karıştırmaya devam ediyorum. Sonrasında içerisine bir tane yumurta ilave ediyorum. Bütün malzemelerim güzelce karışınca dek çatalımla karıştırıyorum. Dilerseniz margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Malzemelerim karıştıktan sonra içerisine bir paket vanilimi ekliyorum. Sonrasında çatalımı kenara alarak elimle yoğurmaya devam ediyorum. 2 su bardağı unumu azar azar ekleyerek kurabiye hamurumu yoğurmaya başladım. Hamurumu yoğururken un ihtiyacı oldukça da un eklemeye devam ettim. 2 su bardağı un hazırlamıştım ama az geldiği için sonrasında yarım su bardağı un daha ekledim hamura. Toplamda 2,5 su bardağı un kullanmış oldum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Bu arada hemen unutmadan söyleyeyim yarım pakette kabartma tozu eklemiştim o kısmını çekmemişim. Kurabiye hamurumu güzelce yoğurdum. Sonrasında üzerine bir kahve fincan dolusu ceviz, bir fincan damla çikolata, bir fincan da susam ekliyorum. Eklemiş olduğum malzemeler hamuruma karışınca dek yoğurmaya devam ediyorum. Dilerseniz küçük küçük doğranmış kuru kayısı da ekleyebilirsiniz bu kurabiye kuru kayısı da çok yakışıyor Kurabiye hamurumu hazır ettikten sonra tezgahımın üzerine alıyorum Bir hamur kesme kartı ile hamurumu 3 eşit parçaya ayırıyorum kesmiş olduğum her bir hamur parçasında rulo şekline getiriyorum çok ince olmayacak şekilde streç filmin arasına sarıyorum kurabiye hamurumu streç filme sardıktan sonra buzdolabının buzluk kısmında 1 saat dinlendireceğim daha sonra bıçakla keserek kurabiyemizi pişireceğiz kurabiye hamurunuzu bu şekilde buzluğa koyduktan sonra bir saat sonra pişirmek istemezseniz aylarca bekletebilirsiniz. Pişirmek istediğiniz zaman yarım saat bir saat önce çıkartıp bıçakla keserek kurabiyelerinizi pişirebilirsiniz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Beni Instagram hesabından takip etmek isterseniz ballı lezzetler olarak Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kurabiye hamurlarımı 1 saat buzlukta beklettim. Şimdi bir kesme tahtasının üzerine alarak bıçakla çok ince olmayacak şekilde kesiyorum. Kurabiye hamurlarımı kestikten sonra da yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine alacağım. Bu kurabiye tarifimizden iki tepsi dolusu kurabiyemiz çıktı. Çok bereketli bir hamurumuz oldu. Kesmiş olduğum kurabiye hamurlarını tepsiye alıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 170 ile 180 derece arasındaki fırında alt üst ayarda 10-15 dakika pişireceğim. Dikkat edelim çok fazla yakmayalım üzerini. Çok hafif kızarmaya başladıktan sonra fırından alalım. Benim fırınımda 10 dakikada pişti. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldu kurabiyelerimiz. Mutlaka sizin de denemenizi tavsiye ediyorum. Söylediğim gibi çayın kahvenin yanında çok güzel oluyor. Hemen sizlere yakından gösteriyorum. İç dokusunda elimle bölerek sizlere göstermek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.